Herkese selamlar. İsmim Selim. Bu kanalda sneaker ve sokak kültürü üzerine konuşuyoruz. Bugün inceleyeceğim ayakkabı Adidas ZX8000 Parley. Çok ilginç bir kutu karşılıyor bizleri. Yeezy kutularına benzer bir kutu görüyoruz. Karton yapıda, üzerinde sadece işlemeler var. Adidas ve Parley işlemesi. Burada For the Oceans, okyanuslar için. Aynı şekilde Fransızca ve Çince olarak yazmışlar bunu. Pour le Ocean. Bu tarz bir şey okunuyordur Fransızca'da da. Yine burada For the Oceans yazısı var. Hemen ayakkabımızı açalım, yandan açılır bir kutu. İçinden düz beyaz koruma kağıdı ve ekstra üzerinde Adidas ve Parley amblemleri olan koruma kağıtları çıkıyor arkadaşlar. Haricinde pek bir şey yok. Kutudan kurtuluyoruz. Bu ayakkabı arkadaşlar Adidas'ın popüler silüetlerinden birisi. ZX8000 silüeti. ZX8000 adıyla da ZX'in farklı numaralandırmalarıyla da çıkan birçok ayakkabısı var Adidas'ın. ZX8000 bayağı iddialı. Klasik bir silüet diyebilirim. Görünüşü vesaire oldukça hoş. Peki Parley ne anlama geliyor ve neden kutunun üzerine okyanuslarla ilgili motivasyon sözcükleri yazmışlar derseniz. Çünkü bu ayakkabı okyanuslarda olan plastiğin kıyıya vuran halinin geri dönüştürülmesiyle üretiliyormuş Samet. Yani geri dönüşüm ayakkabısı mı? Evet, geri dönüşüm ayakkabısı. Bu geri dönüşüm olayları bana birazcık samimi gelmiyor. Bence de birazcık şov yani. Şov, ona bakacağız ama nasıl. Şimdi ilk dikkatimi çeken detay, D kısmında şöyle bir kare kodumuz var. Ben bunu okuttum biraz önce. Adidas'ın bir tane web sayfası yönlendiriyor bizi ve bu Parley olayı nedir? Parley adı altında ne tarz ayakkabılar üretiliyor? Ne tarz geri dönüştürülmüş ayakkabılar? Nasıl geri dönüştürüldüğüne dair bilgiler mevcut. Kare kodu okuttuğum zaman şu yazıyor arkadaşlar. Öncelikle End Plastic Waste logosu. Plastik atığını durdur. Show. Show. Diyor ki Parley Ocean Plastik'ten üretildi. Bir de bak havalı bir isim koymuşlar. Plastik değil diyor. Ocean Plastik. Anladın mı? Yani evet. Okyanusları senin attığın diyor. Biberonu diyor. Pipeti diyor. Biz aldık diyor. Ayakkabı yaptık diyor. Kardeşim böyle bir agresifliği de var. Her şey deniz sevgisi için. Plastik atığı bir sorundur. İnovasyon ise bizim çözümümüz. Bu ayakkabılar denizlerimizin kirlenmesini önlemek için uzak adalardan, plajlardan ve kıyı bölgelerinden toplanarak yeniden tasarlanan plastik atıklardan üretildi. Yani bu sorunu çözdüler bence artık. Evet, havalı bir giriş. Aynen, bundan havalı sonra bir giriş. Denizlerde plastik kalmayacak. Şimdi burada koleksiyonda hangi ayakkabıların plastikten üretildiğini bize gösteriyor. Nizza ayakkabılar, süperstarlar, forumlar, ZX8000'ler, Parley versiyonları var, plastikten üretilen versiyonları var. Buraya kadar okeyiz, tamam mı? Plastik atıkları durduruyoruz vesaire. Temizleyip ayrıştırıyoruz. Peletleri eritiyor, ürünlerde belirli oranda kullanıyoruz. Bak şimdi burada mide bulantısı başlıyor. Ben açıkçası, şimdi plastik, Samet şöyle bir malzeme. Ya böyle plastik geri dönüşümü olayını ilk defa petrol şirketleri vesaire ortaya atıyor, tamam mı? Yani petrokimya şirketleri, yani plastik üreten şirketler. Çünkü plastiğin kötü bir imajı var. Biz normal şartlarda diyoruz ki plastik kullandığımız zaman doğaya zararlı, doğada bu kadar senaryo. Bu herkesin hafızasında olan aslında ortak bir bilgi. Şimdi bunlar diyor ki plastiğin birazcık PR'ını yapmamız lazım kafasıyla. Plastik geri dönüşüm kafası ilk defa böyle çıkıyor aslında. Diyorlar ki geri dönüştürelim ki insanlar plastik kullanmaktan çekinmesin. Anladın mı? Böyle bir güzel bir isim koyalım. Bunun maksadı aslında doğayı korumaktan daha ziyade kapitaller tarafında plastik kullanımından alıkoymamak. Nasıl olsa geri dönüştürülüyor tarzı bir algıya yaklaştırmak. Ama şöyle kötü bir olay var Samet. Geri dönüşüme en uygun plastik bile maksimum 3 defa 4 defa geri dönüştürülebiliyor. Çoğu plastikler yalnızca 1 defa geri dönüştürülebiliyor. Hatta bazıları geri dönüştürülemiyor. Şimdi burada şöyle bir olay var. Yani plastik kullandığın zaman her türlü doğayla alakalı bir sıkıntı var. Evet. Ve bunları ya plastik kullanmak isteyen bireyler değil. Kapitallerin sunduğu son tüketim mallar üzerine biz plastik kullanmak zorunda kalıyoruz. Çoğu ürünün plastikten gayri alternatifi yok. Mesela araba parçalarında her yer plastik. Çok daha farklı kullanabilecekleri materyaller var ama ucuza kaçıyorlar. Her yerde ya. Telefonda, onda, bunda hayatımızın her yerinde plastik var. Açıkçası ben arkadaşlar şimdi plastik tüketmeyi gerçekten seven bir insan değilim ama bu konuda içim tamamen rahat değil. Çünkü hayatımızın belirli yerinde istemeden plastik tüketmek zorundayız değil mi Samet? Ve bu algının normalleştirilmeye çalışmasını ben kabul etmiyorum. Gerçekten kabul etmiyorum. Ve eminim çoğunuz plastik sevmeyen
benim gibi insanlar vardı. Ben her zaman sentetik ve plastiğe uzak olduğumu her videomda söylüyorum. Ama bir şekilde evet, bazı keyfi ürünler haricinde, bu herkesin hayatında var. Hepimiz yeterince bilinç kazanamadık henüz ama bazı yerlerde, çok gereksiz yere plastik üretmek zorundayız. Mesela pipet kullanmamaya çalışıyorum aslında. Yani böyle en azından ufak tefek ayarlamalar yapmışım hayatıma. Şimdi plastiği normalleştirmeye çalışmaları bana tuhaf geliyor. Plastiğe alternatif olarak birçok alanda kullanabileceğimiz organik materyaller olmasına rağmen, mesela cam. Haliyle bu mantık tehlikeli. %100'ünü plastikten yapsalar yine ben okeyim. Derim ki en azından çabalamışlar. Ama plastik adı altında plastik tüketiminden insanları alıkoymamak için yalanlar. Ve %100'ünü de geri dönüştürülmüş plastikten yapmayan, hala belirli bölgelerinde ilk defa üretilmiş plastik kullandıkları zaman benim o işten midem bulanıyor arkadaşlar. Ne demeye çalıştığımı anladınız. %100 plastik olsa derim ki amacına hizmet ediyor. Peki bu bilgiye nereden yaşıyorum? Yine aynı web sitenin. Buna alakalı zaten araştırmalarımız da var. Adidas Originals by Paris üretileri hangi malzeme üretildi? Bağcıklar %100 ocean plastikmiş. Ve bağcık gayet güzel duruyor. Bağcıklar da gayet okeyim. Tamam mı? Nizza High ve ZX8000'de kullanılan bazı dış tabanlar diyor. Bazı dış tabanlar %80 doğal kauçuktan üretilmiş. %20 yine dışarıya fire vermişiz. %20 neden veriyoruz? Ve bazılarıymış sadece. Ki bu değil diye düşünüyorum. Torsion dış tabanlı. Forum ve Stan Smith gibi bazı spor ayakkabılarımız, kanvas, ağ dokuma ve kumaşları %100 parlo ocean plastikten üretildi. Burada ZX8000'i zikretmemiş. Bazı işte yine sneakerlarımıza %20 parçalanmış buz içeriyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. ZX8000'in burada dış kısmında kullanılan geri dönüştürülmüş plastikler var. Ama tamamı geri dönüştürülmüş plastik değil. Burada yine normal plastik olarak gördüğümüz kısımlar da var maalesef. Bunu özellikle belirtmediklerine göre bence saçma. Hatta Adidas'tan şöyle bir şey beklerdim. Madem okyanuslar için bu kadar iddialılar, her modelin burada özel özel grafini tablosunu yapmışlar. Tam olarak yüzde kaçını geri dönüştürülmüş plastik üretildi anlayabilelim. Onu da yapmamışlar. Karışık bir tane metin yazmışlar. Onun yerine güzel bir grafik hazırlasa, dese ki üzerindeki tabaka, üst kısım dese, orta taban dese, dış taban dese, tabanlık dese, yüzdelik gösterse çok daha gerçekçi olur. Değil mi? Ama bunu da göstermemiş çünkü... Anladık biz zaten. Anladık. Ayakkabıya birazcık gelelim. Şimdi ayakkabının silüeti çok güzel. ZX8000 silüetlerini seviyorum. Ayakkabıda torsion ve boost teknolojileri kullanıyor arkadaşlar. Torsion burada dış tabanda MR'lerini görüyoruz. Haricinde orta tabanın içinde boost'umuz var arkadaşlar. Boost'u çok seviyoruz. O yüzden buradan artılarımı alıyor. Üst kısmında tamamen bu ayakkabının kanvas var. Sentetik bir kanvas var arkadaşlar burada ve bu materyalin tipini beğenmedim. Üzerinde lekeler de var çeşitli yerlerde. Açıkçası rengi güzel ama malzemenin tepkimesi, şekli vesaire hoşlanmadı. Kullanılan plastikler sağlam ama hangilerinin tam olarak geri dönüştürüldüğünü, hangilerinin geri dönüştürülmediğini bilmiyoruz. Arka tarafta da sağlam bir topuk desteği veren yine plastik parçamız var. Tabanlığımız değişik bir tabanlık. Tabanlığımız bayağı bir geri dönüştürülmüş muhtemelen. Çünkü bu renkli renkli kısımlar bize geri dönüştürüldüğünü anlatıyor. Üst kısmı da geri dönüştürülmüş olabilir. Tabanlık mantığını beğendim. Adidas ve Parley logolarında buraya eklemeyi unutmamışlar. Haricinde tabana baktığımız zaman dikişler çok nizami. Gerçekten burada iyi iş çıkarmışlar. Tüylenir bir burada tabanımız var. Buradan Boost'a da erişebiliyoruz bu arada. Bunun altında hemen Boost var. Yani bu ayakkabı çok rahat olacaktır. Haberiniz olsun. Dil yastıklaması gayet ortalama. Ama buradaki büyük plastik QR kod kısmı sanki biraz bileği rahatsız eder gibi geldi bana. Yan kısımdaki yastıklamalar iyi. Arka kısımdakiler de iyi. Yastıklamalar da genel olarak okey. İstersen hızlı bir dokuma testi yapalım. Ön taraftaki dokuma testimiz zayıf. Malzeme okey, esniyor ama geri toplamıyor. Dil kısmındaki, yan ve arka kısımdakiler ise okey. Ayakkabının esnekliğini gösterecek olursam sadece şöyle ön kısmının birazcık esnediği bir yapı görüyoruz. Bu ayakkabı 46 beden bu arada arkadaşlar. Beden tavsiyesi vereceğiz, deneyeceğim. Muhtemelen bana büyük gelecek. Çok uygun fiyatı olduğu için zaten bunu giyerim diye değil de tanıtırım kafasında aldığım bir üründü. Haliyle akıbetinin ne olacağına bakacağız arkadaşlar. Üst kısımdaki kalite kontrol bence gayet okey ama size dikkatimi çeken, kabul edilmeyecek bir hata göstereyim. Bu nedir abi? Ne abi o? Şuradaki karalığı görüyor musun? Evet. Nedir abi o? Ne abi? Ben de bilmiyorum abi. Buraya böyle bir hata var burada. Ben bu tarz hataları kabul etmiyorum. Bu gereğinden fazla büyük bir şey değil mi? Evet. Ayakkabı zaten s**tim gibi birazcık. Oğlum sen çok beğendin demedin mi? İlk başta evet. Çıkardığın gibi o logosu falan çok hoşuma gitti. Sonra şu an inceledim. Anladım. Dış tabanda arkadaşlar çok fazla hata var. Hem renk geçişlerinden. Burada belki plastik atıktan dolayı olabilir renk geçişleri ama şuradaki olaylar oldukça sıkıntı en azından. Onu söyleyeyim. Dış tabandan eksimiz 7. Orta tabandan yüksek oranda artımızı aldı. İç taraftaki ve üst taraftaki işçiliklerden okeyimizi aldık. Kanvas'tan eksimizi aldı. Bağcıklar çok güzel. Bağcıkları çok beğendim. Bağcıklardan da artımızı aldı. Ben şu an %50-50'yim ayakkabıya. Eğer plastik olayını düşünürsem %40'a düşerim. O biraz canım sıkar. Bence ikini keyfine biri yapmış ayakkabıyı. Bana öyle geldi. Ne kadar anlıyor değil mi arkadaşlar bu işten?
Tabanlık da gayet güzel. Bu kağıt da mesela geri dönüştürmüş yüksek oranda muhtemelen. Bu da okeyimi aldı. Etiketler de buraya koymuşlar. Madem plastiği kurtaracaksınız, madem doğaya çöpü azaltalım. Şunlara gerek yok mesela değil mi artık? Çok ayakkabı da görmüyoruz artık. Evet. Anladın mı? Madem bunları da çıkar. QR kodu koy geçsin işte. Yani işte bir yerde böyle olacak. Böyle olacak. Bebek adım atmışlar henüz. Anlatabildim mi? Yani bu çok uzun bir hikaye. Uzun bir serüven. Şu an yapması gerekenlerin %10'unu falan yapmış Adidas'ta. Daha çok yolunuz var. Bunu size objektif bir göz olarak söyleyeyim. Bu ayakkabı ama eminim rahattır. Malzeme ve materyal kalitesini yorumlayacak olursam ortalama. Boost biraz bizi yukarı çekiyor. Boost teknolojisi bir orta taban teknolojisi. Özel bir strafor köpüğünü, özel bir strafor köpüğü ama normal değil. Yüksek basınçla birleştiriliyor. Küçük küçük taneler. Çok yumuşak ve enerji kazanımı veren bir orta taban teknolojisi bu Adidas'ın kullandığı Samet. O yüzden bu ayakkabı rahat olacaktır. Üst yapıyı bilmiyorum ama bastığın yer rahat olacaktır diye düşünüyorum. Göreceğiz zaten. Şimdi notlarımıza bir gelelim. Parley aslında okyanusların korunmasına odaklanan, kar amacı gütmeyen bir çevre örgütüymüş Samet. Hı hı. Ayrıca bir örgüt olarak Adidas'la Cooperation sonucu bunu çıkarıyor. Adidas ile daha önce yaptıkları bir sürü işbirliği var. 4D, FWD'lerde de işbirliği yaptılar. Supernova'da da yaptılar. Superstar forumları zaten hala üretiyorlar. Stan Smith'leri bayağı bir ayakkabısına girişler yani Adidas'ın. Parley kendisi ayrı bir kuruluş. Bunu da söylemek lazım. Ayakkabının üst kısmının internette bu arada bilgisi varmış. Adidas'ın kendi sitesinde doğrudan yoktu. ZX8000 ile alakalı. Ama burada Mert'in bana yolladığı notlarda diyor ki ayakkabının üst kısmı eşit miktarda Parley Ocean plastiği, Parley'in okyanuslardan topladığı plastikler ve geri dönüştürülmüş polyesterden oluşan yüksek performanslı bir iplikle yapılmış. Ama yüzde kaçı böyle? Yine bununla alakalı bilgi yok. Yani bu üst kısımda da geri dönüştürülmüş malzemeler varmış. Alt tabanında da bildiğimiz Adidas'ın en iyi teknolojilerinden Boost var. Normal ZX8000'lerden görünüş olarak çok bir farkı yok dediğimiz gibi. Birazcık daha onun çevre dostu hali diyebiliriz. Ne kadar çevre dostuysa. Fark olarak bu bağcıktaki toka birazcık farklı öncekilerden. Yumuşak bir esnek bir plastikten bu da. Güzel bir toka bu arada. Sevdim bunu. Air Force'larda da burada bağcığın sonunda toka görürüz genelde. Sade, şık, giymelik bir model açıkçası. Yani doğrudan giymelik olursa gayet sade. Hatta bir baba ayakkabısı bu aslında. Zaten. Yani o silüet var yani. Babalar bunu çok sever. Sade olduğu için giyer yani. Plastik milastik de umurunda olmaz. O sağ tarafındaki siyahlık çok kötü olmamış mı? Ya o biraz evet. Yani biraz da minimal bir şey yapsalardı belki. Borsada düşünebileceğiniz bir ayakkabı değil. Ben bunu muhtemelen satsam bile çok uygun fiyata aldığım için kendi retail fiyatından falan satarım. Yani borsada değerinin artacağı tarzda bir ayakkabı değil arkadaşlar bu seri. İnsanlar çok iyi göstermiyor. Şimdi arkadaşlar satın alma detaylarına gelelim. Bu ayakkabının çıkış tarihi 3 Mayıs 2022 tarihi ve fiyatı $160'mış çıkış fiyatı Samet. Peki benim aldığım fiyat hakkında bir tahminin var mı? Ben uygun fiyata aldım. O yüzden yani bu ayakkabı satsam bile borsada gitmeyeceği için retail fiyatı veya retail fiyatının altına satarım. Çünkü aldığım fiyat çok uygundu. 120 falan mı aldın? Dolar olarak değil, TL olarak söyle. Türkiye'den aldığım için ben sana hemen bulacağım şu an kaç aldığımı. Bir tahminini alalım. Siz tamam. De arkadaşlar bu sırada bir tahmin edin kendiniz. Hemen açıyorum. 2500. Bu ayakkabı dediğim gibi Mayıs 2022'de çıktı. Ben bunu 8 Şubat 2023 tarihinde aldım. Muhtemelen stoklarda bekleyen bir üründü. Çok fazla stokta da gelmedi. Belki envanter sayımından arada kaçan ürünler olabiliyor. Sonradan droplanan arkadaşlar. Vakkorama'dan almışım. 899 TL. Aa çok iyi. Evet. Çok iyi. Normal 160 dolar olan bir ayakkabı 899 TL'ye aldığım için açıkçası ben her şeyle beraber %100 memnunum. Çünkü aldığım fiyat çok uygundu. Satsam da bunu 1100, 1200, 1300 bile versem okeyim yani. O fiyatları da çok rahat gider. Hani borsa amacıyla alınmasa bile bazı ayakkabıları retail fiyatını çok da altına alarak ben açıkçası sattığım oluyor. Her zaman hype ayakkabıları almıyorum. Eğer çok ucuz alıyorsam yine satabiliyorum rahat bir şekilde. Aklınıza bulunsun. Bu da bir ihsal taktiğidir. Sadece borsayı değil, bir ayakkabının Türkiye'deki fiyatını düşününce bazen Türkiye'de inanılmaz bir şekilde yurt dışından da ucuza ürün bulabiliyorsunuz. Böyle çok tutmayan ürünlerde, stokta kalan ürünlerde. Öyle olunca satma şansınız oluyor yine. Mevcutta stokta olduğunu düşünmüyorum bu ayakkabının. Satın alma detayları da bu şekildeydi. Şimdi arkadaşlar beden tavsiyesi vermek için ayağıma bir tekini giyeceğim. Çorabım da yok ki. Yapışmasın. Geri dönüşüm plastik ayakkabı. Evet arkadaşlar, şu an bir teki ayağımda ve oldukça rahat ama 46 olduğu için bana büyük geldi haliyle. 45 olsa tam olacakmış. Yani ben bir beden büyük aldım çünkü 45'i yoktu. Çok uygun fiyat. Dedim olmazsa en kötü satarım veya hediye ederim mantığındaydı. Çünkü değerinden çok daha aşağı aldığım için ama olmadı bana. Haliyle muhtemelen satmayı düşüneceğim. Tavsiyem şu olsun. Alacaklarsa kendi bedenlerini alsınlar. Ben normalde 45 giyiyorum Adidas'ın çoğu ayakkabısında. Haberiniz olsun. Bunda 46 almıştım. Olmadı. 45 olacakmış gibi geldik. Hani 45,5 da büyük gelir diye düşünüyorum. O yüzden direkt 45 giyiyorum. Zaten arada 45,5 Adidas'ta olmuyor. Öyle. Düşüncelerim beden konusunda bu şekilde. Arkadaşlar
arkadaşlar, bu arada bizim Telegram gruplarımız var. Orada bunu alın giyersiniz ya da bunu alın satarsınız tarzı tavsiyelerde bulunuyoruz. Sizleri de oraya mutlaka bekliyorum. Siz de bu tarz uygun fiyatlı ayakkabılardan bu sayede satın alabilirsiniz. Anlık fırsatları kaçırmamak için de bildirimleri açarsınız. Alacağınız, içinize para ödeyip aldığınız, harbiden içinize sinen en iyi ayakkabıyı aldırtırım size. Gruba gelen arkadaşların hepsi doğacım. Adamın hayatına diyor ki para ödeyerek aldığım bu fiyata bu ayakkabı mantığında. Çünkü sadece ucuz almak değil, bu ayakkabıyı fiyata almak daha çok meselemiz. Çok memnunlar. Gelsinler bu arkadaşlar, onlar da memnun olacak eminim. O zaman şimdi gelelim yönetmenimizin fikri kısmına. Evet Samet Bey, bunu giyer miydin? Asla, 10 üzerinden 2. Oğlum ilk bakışta çok beğenmiştim. İlk çıkardığın anda beğendim, tonu inceledim. Ve ya bana göre tabii herkesin fikri farklı. Çok kötü bir düz ayakkabı yani, gereksiz. Yani ya, geri dönüşüm adı altında böyle bir şey yapmak istemişler de olabilir yani. Bence açıkçası çok da kötü değil. Geri dönüşüm ayağı kısmında yeriyorum ama ayakkabıyı düşünecek olursan, fiyatından bağımsız, hikayesinden bağımsız, ayakkabıyı düşünecek olursan bence onda 7'si var. Ama geri dönüşümü düşünürsem 10'da 5'e düşer. Fiyatı düşünürsem 10'da 7'ye tekrar çıkar gibi. Çünkü fiyatı da çok uygun olduğu için. Benim aldığım fiyat en azından. O yüzden okey. Son düşüncelerimi toparlayacak olursam, malzeme ve materyal ortalama ama vaat ettiği şeyler daha başlangıç ama rahatlık, konfor arayanlar için bence gayet okey bir ayakkabı. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Beğenmediyseniz de dislike'a abanın. Kanala da abone olursanız sevinirim. Veya küfür edip olup gidersin. Gelecek günlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşça kalın.